Çocuk yaşta hayaller için nasıl mücadele edilir? Tam oldu derken her şey bir anda biter mi? Kim o da bu hafta? Cennete transfer. Ediz Bahtiyaroğlu. Bosna göçmeni bir ailenin 3. çocuğu olarak 2 Ocak 1986'da Bursa'da dünyaya geldi Ediz. Çoraplarını birbirinin içine sokarak top yapıp oynamasından belliydi ileride ne meslek yapacağı. 10 yaşına geldiğinde ise vakit kaybetmeden koyuldu yola. Bursa Spor'da binlerce çocukla beraber girdi seçmelere, kazandı. Annesiyle minibüse binip evine dönerken yeminler ediyordu annesine. Seni yaşatacağım anne. Sakatlık yaşamazsam sana çok güzel günler yaşatacağım. Annesine verdiği sözü tutabilmek için her gün 10 kilometre yol gidiyordu Ediz. Her sabah evden çıkıp kar kış kıyamet demeden idman sahasına ulaştı. Elleri mosmor, üstü başı çamur içinde döndü akşamları. Yedek eşofmanı olmadığı için her akşam yıkanıyordu eşofmanları ve kramponları. Krampon demişken sözler verdiği, yeminler ettiği annesi almıştı ilk kramponlarını, hem de taksitle. 15'ine geldiğinde tarih hocası annesini okula davet etti. Hanımefendi, bu çocuğun kafası boş, bundan bir şey olmaz dedi. Ailesi de durumun farkındaydı. Yıl başında aldığı kitapları yıl sonunda kapağı açılmamış şekilde satıyordu. Ediz futbolcu olacaktı. Başka türlüsü mümkün değildi. 16 yaşına geldiğinde ise Bursa Spor ile profesyonel sözleşme imzaladı. 100 lirayı cebine koyup evine döndü. Bu paranın 90 lirası annesinin de. 17 yaşında Bursa Spor PAF takımından Ankara Spor'a transfer oldu. Ailesinden uzakta, ailesi için direnerek futbola devam etti. Ankara Spor A takımıyla maça çıktı, ardından Keçiören Gücü'ne kiralandı. Yıl sonunda şampiyon olarak geri döndü Ankara Spor'a ve formasını üstüne geçirdi. U21 genç takımına çağrılan Ediz, sırasıyla Ankara Gücü ve Buca Spor'da da formalarını giydi. 2010-2011 sezonunda ise Eskişehir'in yolunu tuttu. Sırtına geçirdiği forma onun son formasıydı. Bu forma onun ölümsüzlüğüydü. Kısa sürede kendini sevdirecek, takım için mücadele edecek ve hüzünlü bir vedayla tükenmiş nefes olarak kulübünün mazisinde yerini alacaktı genç Ediz. Transferin son günü olan 5 Eylül 2012'de idman sonrası en yakın arkadaşı Hürriyet Gücer'le yaşadığı evine gitti. Akşam saatlerinde rahatsızlandı. Yanındaki kız arkadaşı hemen ambulans çağırdı. Fakat Ediz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Geçirdiği kalp krizi onu hayattan koparmıştı. En büyük hayali Fenerbahçe formasını sırtına geçirmekti. Olmadı. Transferin son günü Eskişehir Spor'dan Cennet'e transfer oldu.